Güneş paneli ne kadar elektrik üretir? Güneş enerjisi bizim kullanımımız için hazır değildir. Elektriğe dönüştürülmesi gerekiyor. Bu dönüşümün verimliliği, şu anda hasat edebileceğimiz güneş enerjisi miktarını etkiler. Piyasadaki en verimli güneş panelleri, %22'lik maksimum verime sahiptir. Ancak etrafta gördüğünüz çoğu güneş enerjisi paneli yalnızca %15'e kadar ulaşır. Bu nedenle, güneş enerjisi bedava ve bol olsa da, onu hasat etme yeteneğimize gelince, hale iyileştirme için çok aşamamız var. Ve güneş panellerinin verimliliği sınırlayıcı faktörlerden sadece biridir. Güneş paneli çıkışını etkileyen faktörler. Her güneş enerjisi dizisi farklı olsa da, her sistemin toplam elektrik çıkışını etkileyen 7 genel faktör vardır. Bu faktörler şunlardır. Boyut. Konut güneş enerjisi sistemlerinin çoğu 1 kW ile 5 kJ arasında değişmektedir. Daha iyi bir fikir için 5 kW sisteminize bağlı olarak 14 panelden oluşabilir ve ortalama bir müstakil evin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretebilir. Yön. Panellerin çatıdaki konumu çok önemlidir. Kuzey yarımkürede paneller en iyi sonucu elde etmek için güneye, güneydoğuya veya güneybatıya bakmalıdır. Güney yarımkürede ise tam tersi. Çatı açısı. En ekonomik yöntem çatıya panel montajı olduğu için açı çatınızın eğimine bağlıdır. Bununla birlikte panellerin verimini en üst düzeye çıkarmak için mevsime göre paneli ebileceğiniz ayarlanabilir kurulum elde edebilirsiniz. Uygun açıyı belirlemenin temel kuralı, paneli kışın başlangıç konumundan dikey olarak 15 derece, yazın ise yatay olarak 15 derece daha fazla eğmektir. Konum. Coğrafi konumunuz, güneş sisteminizin farklı mevsimlerde ne kadar güneş ışığı alacağını belirler. Aynı panel Ankara'da Trabzon'dakinden daha fazla elektrik üretecek, çünkü Trabzon'da genellikle daha bulutlu günler geçiriyor. Gölge. Genel bir kural, gölgelemeden mümkün olduğunca kaçınmaktır. Yaygın olarak kullanılan bir güneş paneli, 60 güneş pilinden oluşur. Bu 60 güneş pilinden sadece 4'ü gölgede kaldığında, enerji üretimi %10 düşebilir. Bazı hücrelerdeki gölge, diğer hücrelerin aşırı çalışmasına neden olarak güneş panelinin ömrünü kısaltır. Bakın, toz, güneş ışığının panele erişmesini gölgeye benzer şekilde engeller. Son araştırmaya göre, toz nedeniyle verimlilik %25'e kadar düşebilir. En iyi performansı elde etmek için, panellerin düzenli olarak temizlenmesi onu ev işleri listenizin en üstüne yerleştirmelidir. Sıcaklık. Güneş panelleri ışığın enerjisini ısı değil elektriğe dönüştürür. Paneller 25 santigrat derece veya 77 derece Fahrenheit sıcaklık açısından ideal koşullar altında test edilir. Ancak sıcaklık 1 santigrat derece arttığında paneller yaklaşık %0,4 verimlilik kaybeder. Soğuk malzemeler elektriği daha iyi ilettiği için daha soğuk sıcaklıklar daha çok arzu edilir. Soğuk iklimlerde tek sorun güneşli günlerin azalmasıdır. Dikkate alınması gereken çok şey gibi görünebilir. Ancak gerçek şu ki, yukarıda bahsedilen unsurların çoğu temel fizikle birleştirilmiş sağduyudan ibarettir. Bu nedenle, bu faktörlerden herhangi birinin veya bunların kombinasyonunun güneş panellerinin üretim kapasitesini tehlikeye atabilmesi sürpriz olmamalıdır. Bir güneş paneli tarafından üretilen elektrik. Bir güneş panelinin enerji çıkışı, sahip olduğunuz panelin boyutuna ve verimliliğine göre değişir. Ortalama olarak modern bir güneş paneli, İdeal güneş ışığı ve sıcaklık koşulları altında 250 ila 270 watt arasında üretir.
Bu 84 adet kompakt floresan ampulün günde 1 saat yakılmasına eşdeğer güce eşittir. Bu panel 60 güneş paneli hücresinden oluşmaktadır. Bir güneş pili %15 ila 18 arasında verimlilikte 5 watt üretir. Bu durumda panelin boyutu yaklaşık 1.65 santim uzunluğunda ve 100 santimetre genişliğindedir. Ancak 455 watt'a kadar güç üreten panellere de sahip olabilirsiniz. Yine de daha yüksek çıktıya sahip panellerin daha pahalı olduğunu ve genellikle boş alan sınırlayıcı bir faktör olduğunda kurulduğunu bilmelisiniz. Hepsi bu değil. Her panelin arkasında maksimum güç derecesini belirten bir sayı bulunur. Bu sayı standart test koşulları altında üretilen doğru akımı ifade eder. Güneş panelleri doğru akım, DC, ürettiği ve evlerimizde alternatif akım, AC, çalıştığı için üretilen gücün dönüştürülmesi gerekiyor. Dönüşüm sırasında daha fazla enerji kaybı meydana gelir. Genellikle %20 civarında kayıplar vardır. Bu, güneş panelleri tarafından üretilen doğru akımdan, kullanımımız için alternatif akımın %80 ine elde ettiğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla enerji ihtiyacınızı karşılamak için kaç tane güneş paneli gerektiğini hesaplamak istiyorsanız bu sayıyı göz önünde bulundurmalısınız. Daha fazlasını internet sayfamızdan okuyabilirsiniz.